aşkıyla döner buz meydanında. Ateş gülü olup yanarsın azer. Canını bulmuştur kendi canında. Döndükçe Mevla'yı anarsın azer. Döndükçe Mevla'yı anarsın azer. Allah Allah dedikçe, ya Allah,
rahmetim ol Allah. Ya Allah, bu Allah, her derde derman Allah. Efendim Konya'mızdan, Hazreti Pir'imizin diyarından sevgiler, muhabbetler ve esenlikler dileyerek siz değerli izleyenlerimize. Hepinize ekranlarınız başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün inşallah güzel konuklarım var. Hem ilahilerimizle coşacağız, hem şiirlerimizle coşacağız inşallah. Hem de Diyanet Camiası'nın, Diyanet Sen Konya Şube Başkanımızla birlikte inşallah güzel sohbetimiz olacak. Yapılan hizmetlerden bahsedeceğiz, edinilen kazanımlardan bahsedeceğiz inşallah. İltam mezunundan bahsedeceğiz. Öncelikle Ali Koç Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Hoş bulduk, sağ olun. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah, şükürler olsun. Allah afiyet versin. Ali Topçu Hocam, sizler de hoş geldiniz. İlahilerinizle inşallah bizleri şereflendireceksiniz. Teşekkür hocam, güzel eserlerinizle inşallah. Gönüllerinizi coşturacaksınız inşallah. İnşallah. Tekrardan hoş geldiniz. Harun Çelik'e, sen de hoş geldin. Elhamdülillah abicim, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Elhamdülillah, iyiyiz. Rabbimin rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Amin. İsterseniz öncelikle Ali Koç Hocam'dan başlayalım. Müteakibinde sizlerden hem ilahiler hem şiirler dinleyeceğiz bugün. Kısmet olduğu kadarıyla biz dinleneceğiz. Bizleri dinlendireceksiniz inşallah bugün, i̇nşallah. Tamam? İnşallah. Evet, Ali Koç Hocam, Diyanet Sen olarak neler yapıyorsunuz hocam? Hadi bismillah diyelim bakalım. Evet. Buyurun. Ekranları başında bizleri izleyen bütün seyircilerimize, bütün dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu programımızın sanatçı arkadaşlarımızla birlikte güzel, huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Eyvallah. Diyanet İşleri bünyesinde, Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde kurulu bulunan bir sendikayız. Hı hı. 1998 yılında İstanbul'da genel merkezli olarak kurulduk. 2001 yılında kamu görevlileri sendikaları yasasında yer aldık. 2005 yılında yetkili sendika konumuna geldik ve 12 yıldır Rabbimize hamdolsun Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki iş kolu, yani 11. hizmet kolunda yetkili sendika olarak hizmet ve görev yapmaktayız. Tabii öncelikli olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında bütün halkımıza, vatandaşlara, Müslümanlara, inançlı kesime dini vecibeleri yerine getirmeleri, din hizmetinin zamanında ve yerine getirilmesi hususunda 130 bin civarındaki personellerimizle hizmet etmektedir. Bu halkımızın dini konularda aydınlanması, dini hususlarda yaşam tarzlarını yerine getirmelerini, doğru bir şekilde yerine getirmelerini sağlaması konusunda hizmet verilmekte. Evet, hocam. Biz sendika olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesindeki çalışan bütün din görevlilerinin sosyal, özlük, mali, idari haklarında iyileştirme, geliştirme ve yetkilendirme hususunda özverili bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki bu çalışmalarımız öncelikli olarak hayat buluyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığımızın 31 yıldır teşkilat yasası yok iken bunu kamuoyu oluşturarak, gündemli hale getirerek, imza kampanyası düzenleyerek 2012 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımızın teşkilat yasasının çıkmasına vesile olduk. Tabii bu işi başta yapan siyasettir, çalışmalarını yapan Diyanet İşleri Başkanlığımız ve yetkili sendika olarak da Diyanet Sen'dir. Teşkilat yasamızın çıkmasıyla birlikte yönetmeliklerimiz, çalışma yönergelerimiz ve çalışma talimatlarımız düzenlenmiş vaziyette. Geçtiğimiz bu ayın başında, yani Aralık ayının başında Diyanet Sen Genel Merkezimiz Türkiye genelindeki bütün şube ve il başkanlarımıza yönelik bir başkanlar kurulu toplantısını 1-2 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirmişti. Hı hı. Bilindiği gibi kamuoyu da bunu yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Mehmet Görmez Bey yeniden ikinci kez aynı göreve atanmış oldu. Bu göreve buradan da hayırlı mübarek olsun. Evet, Rabbim utandırmasın başkanımıza ve başkanımızın nezdinde bütün bürokratlarımıza, müftülerimize ve din görevlilerinin tamamına başarılar diliyoruz. Hayırlı hizmetler yapmalarını temenni ediyoruz. Başkan Bey'in yeniden atanmış, görevlendirilmiş olmasından dolayı 81 ilimizin şube başkanları ve il başkanları olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızda bir hayırlı olsun ziyaretini gerçekleştirdik.
Sayın Başkanımız bizleri kabul etti, bizleri onur etti. Bizlerin hayırlı olsun ziyaretlerini gönülden beklediğini ve bunu kabul ettiğini, huzur ve mutluluk içerisinde bir aile bireyleri olarak aynı eksende olduğumuzu ifade ettiler. Orada çok güzel mesajlar verdi Sayın Başkanımız. Mesela Türkiye adına değil de sadece yani Türk milleti adına değil, İslam ümmeti adına, Müslümanlar adının tamamını ilgilendiren bir güzel mesajı vardı. Üzücü ama her Müslümanın, her müminin ilgi ve alaka göstermesi konusunda bir başlık ifade etti. Ümmetin ocağına ateş düşmüştür. Bu düşen ateşi ümmet olarak bizler söndüreceğiz. İnşallah. Yani buradaki ifade edilirken aslında bu cümleyi kurarken kalbimiz kararıyor, efendim gönlümüz yaşarıyor. Yani Bosna'da, Suriye'de, Irak'ta ve ülkenin birçok yerlerinde İslam'a karşı, Müslümanlara karşı bir zulüm feryadı aldı başını gidiyor. Rabbim zalimlere hiçbir zaman fırsat vermesin. Amin. Zulüm gören Müslümanları, ümmeti de zulümlerden kurtarsın diye Amin. Dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Başkan Bey buradan başlayarak tüm ümmetin hizmetine katkı yapabilmek için kurumsal noktada Diyanet İşleri Başkanlığı, hı hı. sendikal noktada ise sizlere, dolayısıyla bizlere büyük görevler düşüyor. Bizim yaptığımız hizmetlere katkı ve destek verin diye bize talepte bulundu. Tabii ki biz kurumun öncelikli olarak çalışan bir personeliyiz ve yine kurum çalışanları ve bütün ümmete, Müslümanlara karşı sendikal hizmet yapıyoruz. Bu ve benzeri konularda biz her zaman için başkanlığımızın yanında, dibinde, arkasındayız. Şöyle algı... Peki başkanımızın bu ifadelerinden ne gibi ileride yani Diyanet İşleri Başkanımızda ne gibi değişiklikler bekleniyor? Aslında ona gelecektim. Sizin sormanız daha iyi oldu, daha güzel oldu. Başkan Bey, evet teşekkür ediyorum. Harika bir soru. Biz kurumsal noktada yani sendikal kimlikle din görevlerine sendikayı kabul ettirmek, dini camiada sendikanın oluşumunu, var olmasını kabul ettirmek gerçekten zor oldu. Şöyle bir yanlış ya da küçük bir algı var. Sendika artı kurumun karşısında bir farklı kuruluş. Asla böyle değildir. Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde müftülüklerimiz karşısında farklı bir kuruluş değiliz. Din hizmetinin daha verimli olması için, din görevlilerinin sosyal, özlük, mali ve idari haklarında iyileştirmeler yapılması için özverili bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Yapılan başarılı çalışmalara da katkı ve destek yapmaya çalışıyoruz. Başkan Bey'in 45 dakika veya 1 saat yaptığımız hayırlı olsun ziyaretinde vermiş olduğu birçok mesajları var. Az önce sizin soru olarak sorduğunuz konulardan birisi de buydu. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası 2012 yılında çıktı. Yönetmelikler akabinde yapıldı ve yürürlüğe girmiş oldu. Ama deneme yanılmaya baktığımızda birçok eksiklik ve aksaklıklarımız var. Yani şu mu söylüyorsunuz? Yönetmeliklerde değişmeler mi olacak? Tabii ki. Yani teşkilat yasasının içeriği yani şunu söyleyelim. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası çıktı. Bu bir zaferdir. Ancak din hizmetini, din görevlilerinin veya din görevlilerinin mali, ekonomik ve sosyal haklarını tamamlamakla birlikte vatandaşın dini duygularına hizmet etme, hitap etme konusunda da yeterli bir yasa aslında değil. Çıkmış olması zaferdir ama içi tam doldurulmuş bir yasa değildir. Başkan Bey de buna vurgu yaptı. Önümüzdeki dönemde, günlerde ve yıl içerisinde teşkilat yasasının içeriğinin geliştirilmesi, altyapı doldurulması, yönetmeliklerin yeniden elden geçirilerek hizmete daha yakından cevap verebilmesi hususunda mesajlar verdi. Biraz daha içe dönük çalışmalar fazlalaşacak. Tabii ki. Ya bu meclisimizi de ilgilendiriyor. Yani teşkilat yasası içerisinde madde değişiklikleri olacak ve bununla birlikte de inşallah yönetmelik değişiklikleri olacak. Hı hı. Tabii bu yukarıdan tutun aşağıya kadar bir köklü değişimi getiriyor ve inşallah bu da kısa süre içerisinde olacak diye düşünüyoruz. İnşallah. Yakında bekliyoruz hocam. İnşallah. İsterseniz bir şiir arası verelim hemen. Tabii ki. Dinleyelim. Müteakimde Ali Hocam'dan da inşallah eser dinleyelim. Hangi şiiri dinleyeceğiz? Harun. Ben seni... Bu arada yeni bir albüm de var değil mi? Evet abi. O albüm hakkında da şöyle bir bilgi ver istersen. Yedi iklim albümümüz çıktı bir tanesi. Başka bir şairimize ait. Altı tanesi kendi eserim. Hı hı. Sözleri, maşallah. Her şeyi bana ait. Böyle bir çalışma yaptık.
Zaten yıllardır biliyorsunuz radyolarda radyo programcılığı yapıyorduk. Şiirler, naat-ı şerifler okuyorduk. Bu naatı da benim kendi yazmış olduğum bir naat. Ben seni görmeden sevdim ya Resulallah. Hadi bakalım. Mescid-i Nebevi'de konuşuyor Efendimiz. Kardeşlerimi çok özledim diyor. Sahabe soruyor, ya Resulallah, kardeşlerin kimlerdir diye. Nebiler Nebisi tebessüm ediyor. Kardeşlerim beni görmeden, gelen kutlu vahye şahit olmadan, beni görmeden sevecek olan ahir zaman ümmetimdir diyor. Sahabe soruyor, ya Resulallah, bizler senin kardeşlerin değil miyiz diyor. Biz seninle cihad ettik ya Resulallah, bize işkence edildi. Bu din uğrunda bize çok acı çektirdiler ya Resulallah. Efendimiz tebessüm ediyor. Sizler benim arkadaşlarım, onlar ise benim kardeşlerimdir diyor. Sahabe şöyle cevap veriyor. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bizler de seni çok seviyoruz diyor. Ya Habiballah. Efendiler efendisine mecalimiz yok, yüzümüz yok bakmaya. Dağlar kadar günahımızla nasıl cevap vereceğiz kıyamet gününde? Ya Resulallah, biz senin ümmetiniz diye. Oysa ki efendiler efendisi bizlere hitap ediyordu asırlar önce. Kardeşlerim diyordu, çok özlüyorum diyordu. Ya Resulallah, bizler sana layıkıyla ümmet olamamanın hüznüyle yaşıyoruz. Günahlar arş-ı alaya kadar yükselirken biz kendi günahlarımızla nasıl bakacağız senin mübarek yüzüne ya Resulallah? Seni seven üveysim vardı. Annesinden izin alıp gelmişti ya ya Resulallah. Gelmişti hane-i saadete, bir nur yükseliyordu gök kubbeye ve o kapıyı çalıyordu aniden. Hazreti Ayşe annemiz kimsiniz diyordu, ben bir garip üveysim diyordu ve Efendimiz'i sorunca mescitte diyordu. Annesinin emriyle gitmiyordu, ya mescide gidecekti ya hane-i saadete. Elini kaldırıyordu semaya. Ya Rabbi, bana Muhammed Mustafa'yı görmeyi nasip eylemedin. Sana hamdü sena olsun. Onun kapısının eşeğine geldim. Onun kokusunu aldım. Binlerce salat, binlerce selam sana olsun ya Resulallah diyordu. Ya Resulallah, bizler de seni Hazreti Üveys gibi görmeden, nur cemaline bakmadan, eline elimizi değmeden, nur yüzünü görmeden sevdik ya Resulallah. Bizler de seni Allah için, Allah için sevdik ya Resulallah.
Hani diyordun ya Mescid-i Nebevi'de, sizler de beni annenizden, babanızdan, malınızdan ve evlatlarınızdan çok sevmedikçe bana tabi olmuş sayılmıyorsunuz diyordun ya. Efendim, bizler de seni annemizden, babamızdan, her şeyden çok seviyoruz ya Resulallah. Binlerce salat, binlerce selam sana olsun. Ey efendim, Bedir'de Musab bin Ümeyr gibi irkileydim. Bedir'de ben de senin uğruna canını feda edecek kadar cesur olan bir sahabin olsaydım. Uhud'da Musab bin Ümeyr'in olsaydım. Şehitlerin efendisi bir Hamzan da ben olsaydım. Sen bu fani dünyadan göçtükten sonra hep ağlayan, hiç gülmeyen bir Ali'n de ben olsaydım. Sevir mağarasında sen mübarek yüzünü onun dizlerinin üstüne koyarken sana mahzun mahzun bakan, anam babam sana feda olsun diyen bir sadık dostun Ebu Bekir'in de ben olsaydım ya Resulallah. Sen bu fani dünyadan göçtükten sonra hiç gülmeyen, hep ağlayan bir Ali'n de ben olsaydım. Edep ve hayat imsali, senin övgüyle bahsettiğin Kur'an şehidi bir Osman'ın da ben olsaydım ya Resulallah. Efendim, bizler de seni görmeden, kokunu alamadan, mübarek yüzüne bakamadan, görmeden sevdik ya Resulallah. Cehennem ateşini yükselttiği zaman, anne babasından, kız babasından kaçtığı zaman, ya Resulallah, bize de şefaat eder misin? Sancağının altına bizleri de alır mısın? Ey kainatın güneşi! Ya Resulallah, bizler de seni görmeden, kokunu alamadan, nur cemaline bakmadan, görmeden sevdik seni ya Resulallah. Sana kurban Allah, hay kalbim zikrullah.
işiyorlar Mevla. Hakkında yol açma, sakisi ola Mevla. Hakkında yol açma, bir kez bu şeyden katla. Gam görmeye dünyada, bir kez bu şeyden katla. Gam görmeye dünyada, can Allah. Canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Bir kez içen aşıktır, aşkın daha hem sadıktır. Bir kez içen aşıktır, aşkın da ol sadıktır. Aşk ona hem layıktır, Mecnun ile Ferhade. Aşk ona hem layıktır, Mecnun ile Ferhade. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Can Allah, evet hocam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte yetkili sendika olarak Diyanet Sen ne gibi kazanımlara sağladılar hocam? Ne gibi kazanımlar elde ettiniz hocam? Evet, tekrar izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Az önce konuşmalarımızın başında ifade etmiştik. Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde yaklaşık 12 yıldır yetkili sendika olarak hizmet etmekteyiz. Tabii yetkili sendikanın yaptığı hizmetler bilindiği gibi bir yılda iki kez kurumla görüştüğü kurum idari kurul yani KİK görüşmeleri, orada alınan kararlar. İkincisi toplu sözleşme kanununa göre yılda iki kez hükümetle yetkili konfederasyon ve yetkili sendikalar masaya oturarak buradaki sorun ve çözüm yöntemleri arayışı içerisine girerek ve alınan kararlar kanun yönetmelik olarak personele ve çalışanlara kazanım olarak döner. Yaklaşık 12 yıldır Diyanet Sen Türkiye genelinde ve Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde birçok kazanımları elde etmiştir. Bunların her birini ifade edebilme şans ve ihtimalimiz yok ama ana başlıklarıyla birkaç tanesini ifade edelim. Hı hı. Mesela az önce bahsettiğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızın teşkilat yasasının çıkmış olması kurum için büyük bir kazanımdır, büyük bir gelişmedir. Hı hı. Çünkü 31 yıl
bu teşkilat yasasız bir şekilde hizmet etti. Yasanın çıkması da kuruma, yani hüviyetine, kimliğine kavuşmuş olması da büyük bir kazanımdır. Ben yakinen biliyorum hocam, yasanın çıkması için çok çalışmalar sarf edildi. Evet. Üst düzeyde. Doğru. Yine bu yasayla birlikte çalışan personellerimizin tamamı, bütün kadro ünvanları dahil olmak üzere ücret ve maaşlarında ciddi iyileştirmeler yapılmış oldu. Yaz Kur'an kurslarında bütün Kur'an kursu hocalarımız okuttukları gibi İmam Hatip, Müezzin, Kayyım gibi ünvanlarda ve kadrolarda görev yapan meslektaşlarımız da camilerde çocuklarımızı okuttular yıllarca ama hiçbir zaman ücret talep etmemişlerdi. 2006 yılı itibariyle de yaz kurslarında ek ders ücretinin alınmış olması sağlanmış oldu. Bu da yine ciddi kazanımlardan birisidir. Bayramlarımızda, yani dini bayramlarda ve resmi bayramlarda din görevlileri görevlerinin başında olmazsa olmazlarıdır. Bunun karşılığında mesai ücretinin alınmış olması sağlandı. Geçen toplu sözleşmede dini bayramlardı. Bu yılki yapılan toplu sözleşmede resmi bayramlarında mesai ücretine çevrilmiş olması kazanım olarak sağlanmış oldu. Bütün resmi bayramlar hepsi gerçekleşti. Yani devletin resmi bayram diye tabir ettiği mesela 19 Mayıs, mesela 23 Nisan, mesela 1 Kasım gibi bu tip resmi bayramların mesai ücretine çevrilmiş olması sağlanmış oldu. İşin çok güzel tarafı da şudur. Memur sen olarak Türkiye genelinde kılık kıyafet özgürlüğü yasaklaması ile alakalı güzel bir kampanya başlatmıştı. Yani herhangi bir yasada, herhangi bir yönetmelikte, çalışma yönergesinde veya madde ve kanunların içerisinde hiçbir ibarede yer almamış olmasına rağmen kılık kıyafet sıkıntısı, sorunları vardı çalışan memurlar için. Yani türban yasağı, sakal yasağı ve benzeri gibi. Memur Sen bununla ilgili başlatmış olduğu kampanyada Türkiye genelinde kılık kıyafet özgürlüğü için 12 milyon 300 bin imza toparlayarak bunu Sayın Bakanımıza, Sayın Başbakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmiş olmasıyla birlikte kılık kıyafet özgürlüğü kısmen de olsa gelmiş oldu. Kısmen demeyelim, belki eksik olur. Tamamen gelmiş oldu. Bunun en canlı örneği de Türkiye Büyük Millet Meclisimizde türbanlı örtülü milletvekillerimizin, bayan milletvekillerimizin oluşudur. Bu da hakikaten hem memur sen hem diyanet sen olarak yapılan büyük çalışmaların neticesinde elde edilmiş olan kazanımlardan birileridir. 2015 yılı itibariyle yaptığımız toplu sözleşmedeki kazanım maddelerinden birkaç tanesini de ifade etmek isterim ben işin doğrusu. Az önce resmi bayramların da mesai ücretine çevrilmiş olmasını ifade etmiştik. Kur'an kursu öğreticisi kadrosunda olanlara eğitim ödeneği yardımı yapılıyor idi. Ama sözleşmeli Kur'an kursu öğreticilerimize yapılmıyordu bu ödenek. Bunun da yapılmış olmasını sağlamış olduk. Kur'an kursunda, yatılı Kur'an kurslarımızda nöbet tutan öğreticilerimizin nöbet saat mesaisini 2 saatte artırarak 6 saate çıkmış olmasını sağlamış olduk. Gece nöbet saatini. Eğitim görevlileri biliyorsunuz dini yüksek ihtisas merkezlerimizde, eğitim merkezlerimizde görev yapan, yani müftü olacak, vaiz olacak hocalarımıza ders veren hocalarımızın, eğitim görevlilerimizin taban aylıklarında %15'lik bir puan artışıyla onların ücretlerinde iyileştirme sağlandı. Şef kadrosundaki arkadaşlarımızın... Eğitim görevlilerimizin maaşları ciddi anlamda düşük hocam. Gerçekten öyle. Bunu az önce ifade etmiştim. Yani müftüleri yetiştiren insanların yani o kadar düşük maaş almasını ben... Biz de tasvip etmiyoruz, kabul de etmiyoruz, uygun da görmüyoruz. Yani hocaların hocası çünkü hocam onlar. Evet, yani müftü olabilecek konumda, vaiz olabilecek konumda, hatta geleceğin Diyanet İşleri Başkanlığı yetiştiren kurumlarımızda eğitim ve öğretim yapan hocalarımıza mali açıdan değerin olması gereken seviyede olmadığını görüyoruz ama bununla ilgili bu arkadaşlarımıza, hocalarımıza buradan şu sözü de vermiş olalım. Diyanet İşleri Başkanlığımız sizi unutmuş pozisyonda falan değil, Başkan Bey'e yaptığımız ziyarette bunu da ifade etti. Eğitim görevlilerimizin ücretlerinde, maaşlarında ciddi iyileştirme yapılması çalışmasını birlikte yapacağız diye bunu da ifade etmiş oldu. Yani akademisyenlere yapılırken onların unutulması biraz elbette şey ki hocam yani. O konuda yani akademisyen mesela ihtisas pozisyonda olup üniversitelerdeki akademik kariyerin eğitim merkezlerimizde de verilmesi konusunda. Çünkü 2,5-3 yıl orada eğitim görüyorlar. Üniversite lisans programı bitiren arkadaşlarımız ekstradan 3 yıl daha eğitim görüyorlar. Ama
akademik konuda herhangi bir kariyer olmuyor. Bunun da bir akademik ünvana sahip olabilmesi için YÖK'le bir görüşmelerimiz var. İnşallah bu konuda neticeye bağlanmış olur. İnşallah, inşallah. Şef kadrosunda görev yapan arkadaşlarımızın, murakip hizmetlerinde, murakip sınıfında görev yapan arkadaşlarımız ile vaizlerimizin ek göstergelerinde muhtelif %7, %10, %15 gibi maaşlarında ciddi iyileştirmeler. Bu toplu sözleşme masasında artırım sağlanmış oldu. Yatılı Kur'an kurslarımızın iaşe ve ibateleri özel bütçe, yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütçesinden oluşturularak ödenek olarak gönderilmiş olması da sağlanmış oldu. Yani hakikaten Türkiye genelinde Kur'an-ı Kerim öğrenimi hususunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kur'an kurslarında hizmet eden hocalarımız büyük külfetler çekiyor. Büyük zorluklarla karşı karşıyalar. Bu da yetmemiş gibi bir mali sıkıntıya girmiş oluyorlar. Başkanım, ben şunu da söylemiş olayım. İaşe ibateler karşılanıyor ama bu yakıtlarla ilgili herhalde bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Evet. Yakıt ve elektrikte değil mi sanki? Öyle bir şey, yani yatılı Kur'an kurslarımızda iaşe ve ibadete karşılaması sağlanmış oldu ama bununla birlikte Kur'an kurslarımızın eksikleri ve ihtiyaçları bitmiş pozisyonda değil. Hı hı. Bununla ilgili, yani bu eksiklerin, ihtiyaçların ve sorunların giderilmesi, hı hı, hususunda da çalışmalarımız yasal devam ediyor. Yasal düzenlemeler yapılarak tabii. Gün, hı hı, geçtikçe inşallah daha müreffeh bir çalışma hizmetine ve hizmet alımına Kur'an kurslarımız kavuşturulacak. Aynı sıkıntılarımız camilerimizde de var. Yani yakıt ücretleri yok, aydınlatma var ama ısınma ve soğutma ödenekleri yok. Bu, hı hı, camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın bu tip eksiklerinin ve ihtiyaçların karşılanması için de yine başkanlığımız bünyesinde ve hükümet kanadı bünyesinde çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah. Zenginlerimiz okul yaptırıyorlar. Hı hı. Devlete ait bir kurum yaptırıyorlar. Allah razı olsun, onlara müteşekkiriz. Yaptırmış oldukları bu okullar ve resmi binaların karşılığında vergi diliminden düşüyorlar. Dolayısıyla ekstra bir vergi de ödemiyorlar. Hı hı. Bu bir güzelliktir, bir teşviktir. Devletimizin vermiş olduğu zenginlerimize bir fırsattır. Ama eskiden bir Kur'an kursu, bir cami yaptırma durumu söz konusu olsaydı bu vergi diliminden düşülmüyordu. Yine bu 2015 toplu sözleşmesinde zenginlerimiz için, hayırsever vatandaşlarımız ve kardeşlerimiz için yapacakları olduğu bu yardımın, bu bina yapımı, yani cami ve Kur'an kursu yapımı ile alakalı yaptıkları harcamalar vergi diliminden düşüyor. Bu da halkımızın, vatandaşımızın ve dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetine sunulmuş olan güzel bir kazanım diye ifade edebiliriz. İnşallah. Kazanımlara devam edelim hocam. Bu arada gelen sorularımız da var. Evet. O sorulara da isterseniz bir bakmış olalım. Tabii ki. Murat abimiz mesaj göndermişti. Selamünaleyküm Cahit Hocam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Başkanıma ve tüm konuklara selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanıma bir soru yöneltmek istiyorum. Sosyal hayatta STK'larda görev almayan kişilerin ne resmi görev verilmesini ne de iş hayatında yönetici yapılmasını uygun görmüyorum. Çünkü bu tip insanlar toplumun ihtiyaç ve sorunlarını gidermede yetersiz kalıyorlar. Sayın Başkanım, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Selamlar, hayırlı akşamlar demişler hocam. Murat Başkanıma teşekkür ediyorum. Hı hı. Güzide illerimizde NİDE'mizin şube başkanımız. Hı hı. Ona da hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlarımızı iletiyorum. Hasaten bu soruyu sormuş olması için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Yani bu sorunun neşvi neva bulması hususunda iki gün önce Konya Valimiz Sayın Muammer Erol Bey ile Konya Sivil Toplum Kuruluşları'nın hem yönetim hem tamamının katıldığı toplantıda bu konu ele alındı ve değerlendirildi. Hı hı. Vali Bey de şunu ifade etti. Yani bugün revaçta olan, CV'lerdeki revaçta olan etiketlerden, bilgilerden önde geleni ve gözde olanı sivil toplum kuruluşlarındaki alınmış olan görev ve yapmış oldukları hizmet yılı ve dönemi dedi. Hakikaten katılıyorum Sayın Başkanımızın bu sorusuna. Yani yer alması, görev yapması hususunda sivil toplum kuruluşlarında görev alan kişilerin hayatta, çalışma hayatında, ticaret hayatında ve devlet çalışma hayatında başarılı olduklarını biz görüyoruz, biliyoruz. Hı hı. Bizler de zaten o hizmet kollarında yetişerek devletin kademelerine gelmiş olduk. Ben de öyle düşünüyorum. Yani sivil toplum kuruluşlarında görev almayan kişilere kolay kolay hizmet verilmemesi demeyelim. Ama orada hizmet almayı teşvik edelim. Mutlaka sivil toplum kuruluşlarında arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, gençlerimiz görev alsın ve kendilerini yetiştirsinler diye ifade ediyorum. İnşallah. Ali Hocam'dan bir eser daha dinleyelim. Evet. Hangi eseri dinliyorsunuz? Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim diyelim inşallah hocam. İncaz makamında bir, evet, eser. İyi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar hazır mıyız? Dur ben hemen açayım hocam mikrofonu da bu arada. Sen, buyur hocam. Hocam. Buyur.
sen diye Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervane. Allah 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 Allah.
Söndür hanemde yanan ışığı. Herkes mabedimi bomboş sansın. Kimse anlamasın ibadetimi. Herkes yüreğimi sarhoş sansın. İlahi kudretin adaletini. Okudum şeytanın ihanetini. Fatih'in İstanbul'u fethedişini. Kimse anlamasın savaş sansın. Asla kıbleme dikmedim putu. Unutmadım Hendey, Bedir'i, Uhud'u. Kanlarıyla çizilmiş yurdun hududu. Elinden bırakmasın, korkup da kaçsın. Rabbime çok şükür geldik bugüne. Rahmet okuyoruz cümle alime. Aman verme ya Rab sen şu zalime. İstenilen her şeyi yapılmış sansın. Yüreğinde duran şu imanı. Hala akıyor şehidin kanı. Sana emanet edilmiş bu vatanı. Kimselere bırakma, korkup da kaçsın. Hazreti Mevlana aşkından döner dururmuş. Hazreti Musa'ya denizler yol olulmuş. Peşine düşen Firavun boğulmuş. Alimlere kalkan eller kırılsın. Kubbemizden dinmesin ezanın sesi. Müminin yüzünden düşmesin neşesi. Rahmet kapıları açılır Kadir gecesi. Tüm inananlar elini duaya açsın. Tüm inananlar elini duaya açsın. Harun, yüreğine sağlık, gönlüne sağlık. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah sizden de bu razı olsun. Bu albümde var mı bu eserinde? Tabii var. Öğüt şiiri bu eserin adı. Öğüt şiiri. Evet. Kaç eserden oluşuyor albüm? Albüm 7 eserden oluşuyor abi. Hı-hı. Öğüt şiirimiz. Hı-hı. La İlahe İllallah şiiri. Senin de bana eşlik ettiğin bir eser. İlahilerle Arada. Hı-hı. La İlahe İllallah şiiri. Ben seni görmeden sevdim. Hı-hı. Beni sultanıma götürün. Hı-hı. Sen yoktun annem. 7 tane eserden oluşan bir albüm var. İsmi bütün, ne albümün? Bir de Nefsim İşbeğer var. 7 iklim. 7 iklim. 7 eser olduğu için farklı farklı. Hem Naat-ı Şerif hem Fatiha şiir. Fatiha gibi hocam. Sebul Mesani gibi. Yani evet. Tekrarlayan 7'ye. 7 ile başlamışsın. Evet. İnşallah bu güzel bir giriş olur. Allah razı olsun. İnşallah. Gönlüne sağlık. Sağ ol, var ol. Evet hocam. Diyanet Sen olarak kazanımlarımıza devam ediyorduk herhalde. Evet. Hemen kısa geçelim hocam. Programımızın zamanı da daraldı. Evet. Bu vesileyle de neler devam ediyoruz hocam kazanımlara? Dediğimiz gibi vakit dar ama kazanımların söylenecek söz de fazla. Çok fazla. Ama dediğiniz gibi biz sona doğru gelelim. Hı-hı. İnşallah. Az önce ifade etmeye çalışmıştık. Diyanet Sen'in yetkili sendikanın hükümetle ve kurumla yaptığı görüşmeler neticesindeki elde ettiği kazanımları ifade etmeye. Hı-hı. Eş durumu tayinleri, eşleri sigortalı olan çalışan memurların eş durumu tayinleri 3 yıl idi. Yani 3 yıl fiilen sigortalı olmasını gerektiriyor idi. Bu yapılan toplu sözleşme masasında 1 yıla düşürülmüş oldu. Dolayısıyla 1 yıl fiilen sigortalı çalışan eşlerinin talepleri üzerine eş durumu tayinleri de yapılabilmesi sağlanmış oldu. Kamu çalışanları için cuma namazı tatili. Bu da hakikaten çok sıkıntı ve sorunlar içerisinde. Çalışan bir öğretmen, hı-hı, çalışan bir maliyeci, çalışan bir belediyeci. Yani memurların her türünü sayabiliriz. Cuma günü namazımı kılacak, yemeğimi yetiştirecek bir saat içerisinde bir handikap içerisine giriyordu. Bu toplu sözleşme masasında çalışan memurlar için cuma izni, cuma saati ayrımı da toplu sözleşme masasında kabul edilmiş oldu. Bu da hakikaten ayrı bir güzelliktir.
2016 yılında toplamda %11.3, 2017 yılında ise %7.12 olarak memurların maaşlarında bir artırım elde edilmiş oldu. Birinci ay itibariyle emekli olacak memurların emekli ikramiyesinde ise 3760 lira bir ek katkı emekli ikramiyesine katkı olarak sağlanmış oldu. Tabii emeklilere yani emekli olan memurlara da 100 lira maaşlarında bir artırım yapılmış oldu. İfade edeceğimiz konular çok ama biz ana başlıklarla şimdilik bu kadar. Bunlarla devam edelim hocam. Az önce bir mesaj da vardı. Bu Erzurum'dan Abdullah Yıldırım abimiz mesaj göndermişler. Mesajınızı okudum ama herhalde ulaşmadı. Erzurum'a tekrardan selamlarımızı bu vesileyle de gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hocam çok yakın bir zamanda geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de olsun, Diyanet İşleri Başkanımız yanındaki Ahmet Hamdi Akseki camimizde olsun, camiye giden çocuklarımıza, gençlerimize saldırılar oldu. Bu konuda ne dersiniz hocam? %99'u Müslüman diye ifade ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde... Camiye giden vatandaşa, gence niye saldırıyorsun? Yani namaz kılandan, imam hatipte okuyandan hiçbir zaman devlete bir düşman çıkmamıştır. Halkına eziyet eden, halkına hırsızlık ve haydutluk yapan bir insan olmamıştır. Bugün bir yerde hocam bir resim gördüm. Çocuğun arkadaşımızın kafasına yani nasıl söyleyeyim 20-25 tane dikiş atmışlar. Evet. Kardeşimizin. Ne bu vahşet ya? Yazıktır, yanlıştır. Aileleri üniversite öğrencisi olarak illerinden, memleketlerinden çocuğumuz haydut, hırsız ve Müslüman karşıtı olsun diye o üniversitelere göndermiyorlar. Oradaki gençlerimize, kardeşlerimize şunu ifade ediyoruz. Özgürlükse bırakın herkes özgürlüğünü yaşasın. İslam'ı, Müslümanlığı ve vecibelerini yerine getirmek bir özgürlüktür. Özgür olan kardeşlerimizin üniversite bünyesindeki hocam kusura bakmasınlar da hocam. Kılsınlar. Senin askerini şehit eden adama sen öyle davranamıyorsun. Camiye giden adama öyle davranıyorsun. Ne alaka bu? Yanlış. Yanlış. Çok büyük yanlış. Onları kınıyoruz. Oradaki mescidin yapılması hususunda bir durdurma konusu söz konusu idi. YÖK başkanlığımızın konuya müdahil olmasıyla birlikte bugün de medyada haberlerde gördüm. Hızlı bir şekilde ve bir ay içerisinde o durdurulan mescit inşaatının yapımı için YÖK Başkanlığı talimat vermiş. Ben burada YÖK Başkanlığımızda takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ama Allah razı olsun. Arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin saldırıdan uzak durmaları, Müslüman olan bir ülkede Müslümanların vecibelerini yerine getirmeleri konusunda saygı duymalarını özellikle istirham ediyoruz. Evet hocam, bu vesileyle de eğitime de girmiş olalım hocam. Evet. Eğitim alanında da değişik çalışmalar yapıyorsunuz herhalde Diyanet olarak. Ne gibi kazanımlar elde ettiniz? Bu bağlamda da İLTAM'a değinirseniz seviniriz hocam. Tabii eğitim denildiği zaman Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesindeki yapılan eğitimler var. Hı hı. Bir de Diyanet Sen sendikamızın kendi içerisinde yapmış olduğu eğitimler var. Hı hı. Biz Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesindeki çalışan arkadaşlarımızın, personelin eğitimlerine ciddi anlamda önem veriyoruz. Kurumumuz içerisinde eğitimli insanların mihrapta, minberde, kürsüde ve Kur'an kursu sınıfında olmalarını canı gönülden arzu ediyoruz ve yetişmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sendikamız bünyesinde de kaliteli, kalifiyeli ve bilgili bir yöneticilerin olması hususunda da ciddi anlamda sendikamız eğitim hususuna destek ve önem veriyor. Zaman zaman Başkanlar Kurulu toplantısında seminer ve eğitimler yaparak yüz yüze eğitimler yapıyor. Zaman zaman da şurada göstereceğim dergilerimizde vakıflar da biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kurulu bulunan sendikalara iş kolunda olan kurumlarımızdan Vakıf ve Toplum isimli bir dergiyle biz kültürel açıdan hem Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde çalışanlara hem de Diyanet Sen üyelerine yönelik kültürel etkinliklerimiz ve hı hı. çalışmalarımız devam ediyor. Din ve Toplum dergisiyle yine Diyanet Sen bünyesindeki çalışan personelin görev yönetimlerde görev alan yöneticilerimizin aydınlanması, bilgilenmesi hususunda sendikamız bu tip yaygın eğitimi yaptırmaktadır. Hı hı. Diğer taraftan yine Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde olmakla birlikte sendikamızın içerisindeki yapılan çalışmalar hususunda illerimizde, ilçelerimizde, şubelerimizde ve genel merkezimizde yapılan faaliyet ve hizmetlerimizi aktarabilmek, ifade edebilmek için her 3 ayda çıkarmış olduğumuz bir haber bültenimiz var. Bunun içerisinde de sendikamız bünyesindeki yapılan çalışma ve faaliyetleri illerimize sunmaya, arz etmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesindeki çalışan personelin
ön lisans mezunu olan arkadaşlarımızın ilitam konusuyla alakalı yaklaşık 8-9 yıldır çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu sene çıkacak mı? İlitam gerçekleşecek mi hocam? Şunu ifade edelim. Yani ilitam ne aşamaya gelindi yani? İlitamı sendikal noktada kamuoyuna gündeme getiren sendikal noktada Diyanet Sendi. Seyircilerimiz belki ilitam dediğimiz zaman nedir, neyin nesidir diye belki algılayamayabilirler ama Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki çalışan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ilitamın içeriğini ve genelini biliyorlar. İlahiyat ön lisansını bitirmiş olan arkadaşlarımızın şu an için sınavla girerek lisans tamamlama programıdır ilitam. Biz bunun geçmişte polis akademisi, polislerimizde yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan polis teşkilatımızda bu ilitam uygulaması politam şeklinde var idi. Sağlık çalışanları bünyesinde yine sınavsız geçişle lisans bitirme programları devam ediyordu. Bununla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki ön lisans mezunu olanlara sınavsız ilitam programının bitirilmesi hususunda çalışmalarımız, çabalarımız devam ediyor. Ama YÖK bünyesinde kurum Diyanet İşleri Başkanlığımızın teşkilat yasasında bir uyumsuzluk vardı. Şimdiye kadar da yani bu yıla kadar da kurumsal noktada Diyanet İşleri Başkanlığımız kurumsal bir desteği vermemişti. Ama şimdi Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Mehmet Görmez Bey geçenki yaptığımız ziyarette bunu da ifade etti. Yapacağımız ilk iş ve icraatlardan bir tanesi de mihrapta, minberde, kürsüde, makamda yani müftü vaizlerimizde ifade etmek suretiyle yapacağımız ve önem vereceğimiz ilk iş eğitime yapacağımız iş olacaktır dedi. Burada şunu anlayabiliyoruz. Yani ilitam öğrencisi, ilitam sevdalısı, ilitam taraftarı bitirmek isteyen arkadaşlarımız için önümüzdeki aylarda, yıllarda ve günlerde inşallah ve umut ediyoruz hızlandırılmış olur. İlitam programı yani sınavsız geçiş gerçekleşecektir. Bunu buradan ifade etmiş olalım inşallah. Bir de hafızlarla ilgili bir soru var hocam. Hafızların istihdamı gerçekleştirilecek mi? Yani şu anda boşta bulunan hafızlar. Onlar değerlendirilecek mi Diyanet İşleri Başkanımız bünyesinde? Bu vesileyle de Vekil İmam Hatipler ve Fahri Kur'an Kursu öğreticilerine değinelim hocam. Evet, kaç soruyu birlikte sormuş olalım. Sosyal medyadan demin reklam arasında baktığımızda gerek sizin KONTV'mizin iletişim araçlarında, sizin özel hesaplarınıza ve benim de sosyal medyamızdaki bilgilere baktığımızda çok soru geliyor. Bunlardan en çok fazla gelen sorulardan bir tanesi de Vekil İmam Hatipleri ve Fahri Kur'an Kursu hocalarımızın kadro talepleri. Tabii Vekil İmam Hatip ve Fahri Kur'an Kursu öğretici arkadaşlarımızın kadro talepleri ile alakalı çoktan beridir çalışmalarımız vardı. 2012 yılında 7000 tane Fahri Kur'an Kursu hocamızın kadroya geçmesini sağladık. Geçmişte 10.000, 12.000, 4.000 Vekil İmam Hatip arkadaşlarımızın kadroya geçmesini sağlamış olduk. 2013 yılında 250 tane Vekil Kur'an Kursu öğreticisi arkadaşlarımızın kadroya geçmelerine katkı sağlamış olduk. Ama o Vekil Kur'an Kursu hocalarıyla birlikte Vekil İmam Hatiplerin de kadroya geçmesi yasa teklifinde var idi. Diyanet'ten sorumlu Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ Bey o yasa teklifini geriye çekmiş oldu. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi vekil ve fahrilere son bir kez daha kadro talebi siyasetten isteniyor, istiyoruz. Ama bunu özelde sorduğumuzda benim şahsi fikrimi ve görüşümü isterseniz vekil ve vekil arkadaşlarımız tamam 2013 yılında direkten döndü diyoruz. Onların hakkı var. Ama Fahri Kur'an Kursu hocalarımızın sayısı Türkiye'de 20.000 civarında. Taşeronlardaki çalışanların kadroya geçmesiyle birlikte devlet politikası siyasi politikadır. Ama orada asıl işi yapanlar diyor. Elbette ki, elbette ki Fahri Kur'an Kursu hocaları ve vekiller için biz bir kez daha son kez kadro istiyoruz. Ama şu anlaşılmasın. Kadroya geçmenin yolu fahrilikten vekillikten geçiyor algısı oluşmasın. Fahriler ve vekiller kadroya geçtikleri zaman oradaki onların boşalttığı yerler dolmuş olmuyor. Yeniden bir vekil fahri yani bizim askerimiz, yurt dışımız, sınıflarımızda, Kur'an kurslarımızda öğrenci sayımız arttığı sürece, olduğu sürece vekillerimiz ve fahrilerimizin durumu bitmiyor. Fahrilerimiz için şu... Şöyle bir şey yapılabilir mi hocam fahriler için? Aday memurlukları sırasında diyelim kadroya geçirildikle aday memurlukları sırasında bunlar bir eğitime tabi tutulsa belli bir düzeye eğitim seviyeleri de getirildikten sonra belki işten de çok kaliteli arkadaşlarımız tabii vardır ki, ama durumu zayıf olan arkadaşlarımız da olabilir. Bunların belli bir seviyeye getirilebilmesi için
adaylıklar süresince belli bir yerde eğitime tabi tutulmaları güzel olmaz mı hocam? Çok güzel olur. Hı hı. Böyle bir çalışma var mı? Elbette ki var. Fahriye Kur'an kursu hocalarımızın özlük ve sosyal haklarındaki iyileştirme şu anki pozisyonları ciddi anlamda ciğerler acısıdır. 650 liraya 700 liraya bir ay kişi çalıştırılıyor. Aylık sigorta primleri de 15 günden ödeniyor. Yani bir aile düşünün ki asgari ücretle geçinen bir aile zorlanıyorsa, hı hı, bu kişilerin de bir aile geçindirdiğini, bir ev yönettiklerini hesap edersek bu bir haksızlıktır. Bence benim kanaatim şudur. Fahri arkadaşlarımızın çalıştırmak zorunda isek mali durumlarında en az asgari ücret karşılığında bir iyileştirme yapılmalı. İkincisi olarak da sosyal güvenceleri hususunda da sigorta primlerinin bir ay üzerinden ödenmiş olması, hesaplanmış olması yapılmalıdır. Eğitimleri hususunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın Diyanet Akademisi var ve sendikamızın da Diyanet Sen Akademisi var. Bunun içi doldurulmalı ve Diyanet Akademisi faaliyete ve hizmete girmeli. Dolayısıyla personellerimizin göreve başlamadan önce nasıl polis akademisi var, efendim nasıl başka kurumların akademileri var, bizim Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde göreve başlamadan önceki yapılacak olan eğitim süresidir. Yani stajyerlik dönemidir. Hı hı. Kişiler bu tür eğitimlerini bu akademilerden almasını biz istiyoruz ve arzu ediyoruz. Hocam gönlünüze sağlık, sağ olun, var olun. Teşekkür bu arada Makbör Gülü Cimber hocamıza da teşekkür ediyoruz. Siz hocam Ali hocamla beraber ezan kursunda beraber misiniz? Selamları, hürmetleri var. Biz de selamlarımızı tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza. Allah razı olsun. Mehmet Ali Topçu selamlar, hürmetler diliyor. Tüm asker ve polis kardeşlerimizin yardımcısı olsun Rabbim diye dua ediyoruz inşallah. Bahri Uyar, bekliyorum hurma ve zemzeme inşallah diyor hocam. Biz de geleceğiz inşallah diyoruz. Gökhan Kahraman'a selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz bu vesileyle de. Allah razı olsun, sağ olsun, var olsun. Evet hocam, bu vesileyle de son cümleleri alalım hocam. Programımızın ben sonuna buradan, geldik. Evet, tüm seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Hı hı. Güzel günlerini, güzel vakitlerini, güzel zaman dilimlerini hem şair, sanatçı, siz değerli dostumuz, arkadaşlarımız için vakitlerini ayırdılar, ayarladılar, bizleri dinlediler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Diyanet Senemizin hizmet ve faaliyetlerini aktarma, ifade etme, anlatma fırsat ve imkanı tanıyan bu ekran, temiz ekranımızın yüz akı olan Fon TV'ye de ayrıca teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Ali hocam, sizden de son sözlerinizi alalım. Değerli hocam, bizleri Kon TV izleyenleriyle başta buluşturduğunuz için ve diğer, hı hı, Kon TV izleyenleriyle ve Konyalılarla özellikle buluşturduğunuz için size çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir. Muhabbet ederiz Ali hocam sizlerle beraber. İnşallah. Peki hocam, gönlünüze sağlık, yüreğinize sağlık. Harun, senden de son sözlerim. Ben şahsınıza ve değerli Ali hocama ve değerli Ali beyefendiye ve değerli üstadlarıma çok sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hı hı. Tüm Kon TV çalışanlarına ve değerli izleyicilerine hayırlı geceler diliyorum. Allah razı olsun. Bu arada Erzurum'da kardeşlerimiz 60 kişi dergâhta şu anda sizleri izliyoruz diye mesaj atmışlar. Açan çiçeklere meyve verilmiyor Muhammedsiz. İnşallah söz size gelecek hafta o eseri, Kürdi makamındaki o eseri mutlaka okuyacağım. Söz Erzurum için okuyacağım. Ama bir klibimiz var. Salavat isimli sözü bestesi bana ait olan bir eserimiz. Bu klibimizle inşallah veda etmiş olacağız. Bu hafta annem gibi eserler, okuyamadığımız diğer eserleri de inşallah haftaya inşallah okuyacağız. Gelecek hafta yine 21.30'da siz güzel dostlarla ekranlarımız vasıtasıyla birlikte olmak üzere. En güzel günler, en güzel yarınlar sizden olsun. Bu alemde Efendimizin mübarek izini takip etmekle şereflenelim. İnşallah rüya aleminde onun mübarek cemalini görmekle şereflenelim. Öteki alemde de yevmi kıyamette de inşallah onun mübarek sancağı altında toplanmayı Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin. Dua ve temennisinde bulunuyoruz. Rabbim güzel ameller, güzel akıbetler nasip eylesin diye hepimize dua ediyoruz. Siz güzel dostlardan da dualar istirham ediyoruz. Bu vesileyle de beraberce inşallah salavat getirerek programımızı noktalandıralım diye Salavat isimli eserimizle sizlere veda ediyoruz. Hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet kalın. Hoşça kalın efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şüphesiz ki bana salavat okuyan kimsenin selamını almam için Allahu Teala bana ruhumu iade eder. Allahümme salli ala
canı sana fedadır ya Hazreti Muhammed. Yanıyoruz yıllardır ya Hazreti Muhammed. Canlar sana fedadır ya Hazreti Muhammed. Yanıyoruz yıllardır ya Hazreti Hazreti Muhammed. Müminlere şifasın ya Hazreti Muhammed. Alemlere rahmetsin ya Hazreti Muhammed. Müminlere şifasın ya Hazreti Hazreti Muhammed. Sözlerin fermanımız ya Hazreti Muhammed. Gül yüzüne sevdalıyız ya Hazreti Muhammed. Sözlerin fermanımız ya Hazreti Allahümme salli ala